kaptan? Diğerleri kalsın da uyanmasın yavrucak. Anne beni bir daha sakın bırakma. Canım benim. Bahar Hanım, Şeyma'yı bırakıp bir daha gitmeyeceksiniz değil mi? Keşke. Keşke bırakmak zorunda olmasaydım. Ama size de daha önce söylediğim gibi evleneceğim adam Şeyma istemiyor. Pardon, o zaman neden tekrar geldiniz ki? Son bir kere daha Şeyma'yı görmek istedim. Bakın, işinize karışmak benim haddim değil. Ama en azından Sokrat ve adamlarını yakalayıp hapse atana kadar burada kalmalısınız. Anlayın bunu Bahar Hanım. Güvende değilsiniz. Efendim, kertenkele sizin yaşadığınızı öğrenmiş. Sizi bulmaya çalışıyormuş. Arasın. O beni bulamaz ama ben onu her yerde bulurum. Bir an önce bana kertenkelenin kızını bulun. Kertenkelenin kalbini sökeceğim. Her nefes alışında içine hava yerine zehir çekecek. Çabuk gidin bulun onu bana. Tamam efendim. Bahar Hanım bakın. Sokrat yakalandıktan sonra siz tekrardan gideceksiniz. Ve Şeyma tekrardan yalnız kalacak. En azından bize Şeyma'nın babasını bulmamız için yardımcı olabilirsiniz. Nasıl yardımcı olabilirim ki? Şöyle ki, siz Şeyma'nın babasını gördünüz. Karakola gelip Şeyma'nın babasının eşkali hakkında bilgi verirseniz biz de robot resmini çizdirir. Böylece Şeyma'nın babasını bulabiliriz. Hem sizi kaybetmeden babasına kavuşmuş olur yavrucak. Yoksa yeniden kimsesiz kalmak Şeyma için büyük bir yıkım olur. Haklısınız da yani maalesef tam olarak hatırlamıyorum ki, çok uzun yıllar oldu. Yine elimden geleni yaparım. Ama bu şekilde nasıl olur gerçekten bilmiyorum. Olduğu kadarıyla Bahar Hanım. Olduğu kadarıyla. Sonuçta öyle ya da böyle Şeyma'nın babasını bulacağız. Ulan amma ballısın be. Ne oldu? Vallahi dört ay küsüne düştün. Levent'le konuştum. Kadını bulmuş. Kadın içeride robot resim için eşkal veriyor. İyi. Rahatladık be. Şimdi geriye tek bir şey kaldı. Zehra'ya gönderdiğim fotoğrafla gerçek robot resmi. Zehra fark etmeden değiştirmem lazım. Yani dediğim gibi hani adamı da böyle birkaç kere gördüm. Yani görsem tamam bu derim, tanırım ama böyle de doğru eşkal verebilir miyim emin değilim açıkçası. Bahar Hanım, gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Hafızanızı biraz zorlayın. Yani hatırladım, çok net bir şey var. O da Şeyma'nın babasının uzun ve pos bıyıkları vardı. Tamam, onu söylediniz Bahar Hanım, onu çizdik. Zaten bıyık dedi nedir ki? Bir tıraş bıçağına bakar. Kesti mi gider. Yani bize daha değişik ayrıntılar lazım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.